Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Arkadaşlarım öncesinde ne yapmıştık? 19. yüzyılda yani dağılma dönemindeki ıslahatlara başlamıştık ve 2. Mahmut döneminin ıslahatlarını değerlendirmiştik birlikte. Ve bundan önceki videonun sonunda sizlere demiştim ki size bir tablo hazırlayacağım ve dağılma dönemindeki padişahları ıslahat yapan padişahları vereceğim. Bu padişahlar sizin soruları kolay çözmenizi sağlayacak demiştim. Şimdi o tablomuzu bir inceleyelim ama ben şöyle kenara bir çekileyim tabloya sizler bir göz gezdirin sonra ben girip kadrajı boz. Bakın değerli dostlarım. Burada neye dikkat ediyorum? Arkadaşlarım bakın. Dağılma dönemi ıslahatları dediğimde ilk olarak 2. Mahmut geliyor. 2. Mahmut'un etkili olduğu yıllar böyle 1807'nin sonu 1808 ile 1839 yıllar arasında hangi padişah var? 2. Mahmut var. Sana soru verildi. Sana bilgi verildi. İçerisinde tarihi varsa bu tablodan yapacaksın zaten. Bak şimdi 1808 ...1839 yılları arasında kim var? İkinci Mahmut var. İkinci Mahmut'un zaten ıslahatlarını gördük bir önceki videoda. Tarihlerine bakın. 1808-1839. Şimdi gelelim... <laughs> ...diğer konuya. Dönemin adı ne? Tanzimat dönemi. Arkadaşlarım Tanzimat dönemine baktığımda... ...Sultan Abdülmecit geliyor... ...İkinci Mahmut'tan sonra 1839'da. Ve Sultan Abdülmecit'in... ...1839 yılında tanzimat fermanını ilan etmesi ile tanzimat dönemi başlıyor. Bu tanzimat dönemi ne zamana kadar gidiyor? İkinci Abdülhamit döneminde meşrutiyetin ilanına kadar gidiyor. He, o zaman değerli dostlarım benim 1839 tanzimat fermanını ile tanzimat dönemim başlamış. 1876 yılında 2. Abdülhamid'in tahta geçişine kadar devam etmiş. 2. Abdülhamid meşrutiyeti ilan ettiği için tanzimat dönemi bitiyor, meşrutiyet dönemi başlıyor. O zaman tabloya bir bakayım. Sultan Abdülmecit 1839'da tahta geçmiş. Tanzimat fermanını ilan etmiş başa geçtiği gibi. Ve arkadaşlarım 1856 yılında ıslahat fermanını ilan etmiş. Yani yani arkadaşlarım hem tanzimat fermanı hem ıslahat fermanı tanzimat dönemi içerisindedir. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakın. Abdülmecid 39'da tahta geçmiş, tanzimat fermanını ilan etmiş. Daha sonra 1856 yılında ıslahat Fermanı ilan etmiş. 1839'dan 1861'e kadar kim var tahta? Sultan Abdülmecid var. Daha sonra 1861 yılından 1876 yılına kadar Sultan Abdülaziz var arkadaşlarım. İlk defa yurt dışı seyahatlerine falan çıkacak. 1861-76 yıllar arasında Sultan Abdülaziz var. Şimdi başa alıyorum. 1808-1839 II. Mahmut. 1839-1861 Abdülmecit 1861 1876'ya kadar Abdülaziz tahta geçiyor. Fakat 1876'da Sultan Abdülaziz'in ölümünün üzerine 5. Murat tahta geçiriliyor. Fakat bir bakıyorlar 5. Murat'ın akli melekeleri yerinde değil. 5. Murat'ın akli melekeleri yerinde olmadığı için de tahttan indiriliyor. 93 gün tahta kaldı arkadaşlarım bu adam. Ve 93 gün tahta kalarak Osmanlı tarihinin en kısa süreli padişahlığını yaptı. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan 46 yıl ile Kanuni Sultan Süleyman'dı. En kısa süre kalan ise 93 günüyle ile 5. Murat'tır. 5. Murat'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı tespit edilince onun yerine meşrutiyeti ilan etme ve Kanuni Esasi'yi yani Osmanlı'nın ilk yazılı anayasasını yürürlüğe koyma şartıyla tahta getirilen kişi İkinci Abdülhamit'tir. İkinci Abdülhamit tahta geldiği gibi meşrutiyeti ilan ediyor ve kanun esası yürürlüğe koyuyor. İşte onun meşrutiyeti ilanı ve kanun esası yürürlüğe koymasıyla ne bitiyor? Tanzimat dönemi bitiyor. Meşrutiyet dönemi başlıyor. Peki ikinci Abdülhamit geldi. 1876'da meşrutiyeti ilan etti. Meclis açıldı. Fakat Hemen ardından 93 harbi. Yani 1877-78 Osmanlı Rus savaşı çıkmadı mı? Çıktı. İkinci Abdülhamit dedi ki ya kardeşim dedi. Ben Ruslarla mı uğraşayım? Yoksa ülkemdeki azınlıkların mecliste ben ayrılmak istiyorum demesiyle mi uğraşayım dedi ve meclisi kapattı. Bakın 2. Abdülhamid'in 93 Harbi'nde meclisi kapatmasıyla yani 1878 yılında meclisi kapatmasıyla 1908 yılına ikinci meşrutiyete kadar geçen sürece bu aradaki süreye istibdat dönemi adı verilir. Anlaştık mı? İstibdat dönemi adı veriliyor. Şimdi tekrar birlikte ele alıyoruz arkadaşım. İkinci Mahmut var 1808-1839. Bildik onu zaten ıslatlarını gördük kenara attık. <laughs> Geldik Abdülmecid'e. Abdülmecid 1839 yılında tanzimat fermanını ilan etti tanzimat dönemi başladı. Ve arkadaşım aynı adam 1856'da ıslahat fermanında ilan edecek. Tamam da hocam Abdülmecit kaşa kadar kalacak? 1839'dan 1861'e kadar tahtta kalacak. 1861'de Abdülaziz geçecek ve Sultan Abdülaziz 1876'ya kadar tahtta kalacak. 1876'da Abdülaziz ölecek ve yerine 5. Murat gelecek. 93 gün tahtta kalacak çünkü akli melekeleri yerinde değil. Ve arkadaşım Osmanlı tahtında en kısa süre kalan padişah 5. Murat'tır. Ondan sonra meşrutiyeti ilan etme ve ilk yazılı anayasası olan kanun esasiyi yürürlüğe koyma şartıyla 2. Abdülhamit'i başa geçirecekler. 2. Abdülhamit başa geçtiği gibi meşrutiyeti ilan edecek ve kanun esasiyi yürürlüğe koyacak. Meşrutiyet dönemi başlamış olacak. Fakat Hemen arkadaşlar ardından ne çıkacak? 93 harbi. İkinci Abdülhamit 93 harbini bahane göstererek meclisi kapatacak. Meclisi kapattığı 1878 yılından 1908 yılına kadar geçen 30 yıllık döneme istibdat dönemi diyorum arkadaşlar. Baskı dönemi diyorum. 1908 yılında ise meclis tekrar açılacak. Çünkü ikinci meşrutiyet ilan edilecek. Bana bunları sorar mı? Sorar. Arkadaşlarım şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer soru bana derse, Tanzimat dönemi padişahlar arasında kimler gösterilebilir? Tanzimat dönemi hangi dönemde başlıyordu arkadaşlarım? Tanzimat dönemi dediğim dönem, Tanzimat fermanı ile başlıyordu. O zaman Abdülmecit Tanzimat dönemi padişahıdır. Abdülaziz Tanzimat dönemi padişahıdır. Beşinci Murat Tanzimat dönemi padişahıdır. Ama, İkinci Abdülhamit tanzimat dönemi padişahı değildir. Çünkü ikinci Abdülhamit başa geçtiği gibi birinci meşrutiyeti ilan etti. O yüzden bu meşrutiyetin padişahıdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Tanzimat dönemi ne ile başlıyor? Tanzimat dönemi tanzimat fermanı ile başlıyor. Ne zamana kadar gidiyor? Birinci meşrutiyete kadar gidiyor arkadaşım. Yani buraya kadar gidiyor. Bu arası bakın şu ara bakın şuradan başlayan şuraya kadar giden araya ben ne diyorum? Tanzimat dönemi diyorum. Meşrutiyetin ilanıyla meşrutiyet dönemi başlıyor. Ama arkadaşlarım hemen 93 harbi ile kapatılıyor me meclis ve onun yerine istibdat dönemi başlıyor. İstibdat dönemi de ikinci meşrutiyete kadar sürüyor. Bu tabloyu anlarsanız çok şey anlarsınız arkadaşlarım. O yüzden bu tablo bizim için önemli. Tamam mıyız? Sorular soruyorum size. Bu soruların cevaplarını yorumlara istiyorum. Bakalım ben de cevap vereceğim zaten. Burada da yine de sizlerden de istiyorum. Arkadaşlarım. Tanzimat dönemi neyle başlıyor? Tanzimat fermanı ile başlıyor. Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı kimin döneminde? Sultan Abdülmecid döneminde. Sultan Abdülmecit hangi yıllar arasında tahta kaldı? 1839-1861 yıllar arasında tahta kaldı. Peki 61'den itibaren kim geçti? Sultan Abdülaziz geçti. Kaça kadar? 1876'ya kadar. 1876'da kim geçti? 5. Murat geçti ama akli melekeleri yerinde değil. 93 gün tahta kaldı. Osmanlı tahtında en kısa süreli padişah o yüzden tahttan indirildi. Ve meşrutiyeti ilan etme Kanuni esası yürürlüğe koyma şartıyla 2. Abdülhamit tahta geçirildi 1876 yılında. 2. Abdülhamit'in tahta geçip meşrutiyeti ilan etmesiyle tanzimat dönemi bitti. Meşrutiyet dönemi başladı. Fakat meşrutiyet dönemi de sekteye uğradı. Neden? 93 Harbi yüzünden. 93 Harbi Bahane gösterilerek meclis kapatıldı ve meşrutiyete son verildi. Meclis kapatılıp meşrutiyete son verilince istibdat dönemi başladı. İstibdat dönemi ikinci meşrutiyetin ilanına kadar da devam ediyor. Buradaki 30 yıllık sürece istibdat dönemi adını veriyoruz. Burası bizim için önemli. Dikkat ediyoruz. Tekrar tekrar değindim bakın. Şimdi gelelim buraya bakalım neler varmış burada. Arkadaşlarım Abdülmecit döneminin ıslatlarına bakacağım. Az önce 1839'da tanzimat fermanını ilan ederek tanzimat dönemini başlatmadı mı Abdülmecit? Başlattı. Şimdi o adama bir bakalım. de şunu sormak istiyorum. Kimden sonra tahta geldi? İkinci Mahmut'tan sonra tahta geldi. Bakalım bu adam 1839 yılında tanzimat fermanını diğer bir adıyla Gülhane Hattı Hümayununu ilan etti. Gülhane Parkı'nda okunduğu için Tanzimat Fermanı o yüzden Gülhane Hattı hümayunu olarak da isimlendirilir. Peki arkadaşlarım Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın ilk adımıdır. Bak ilk demokratikleşme hareketi derse 2. Mahmut dönemindeki Senedi İttifak diyorum ama anayasacılığın ilk adımı derse Tanzimat fermanı diyorum. Bak ilk anayasa demiyorum. İlk yazılı anayasa 2. Abdülhamit dönemindeki kanun esası. Karıştırma o bambaşka bir olay. Onu daha sonra göreceksin. Anayasacılığın ilk adımı tanzimat fermanıdır. Peki tanzimat fermanı ile ben neyi kabul ettim? Hukuk üstünlüğünü kabul ettim. Ve değerli dostlarım ilan eden padişahım Sultan Abdülmecit. Hazırlanmasında etkili olan devlet adamı Mustafa Reşit Paşa. Kimmiş? Mustafa Reşit Paşa. Zaten Mustafa Reşit Paşa halkı toplayacak. Gülhane Parkı'na götürecek. Gülhane Parkı'nda okuyacak tanzimat fermanını. O yüzden adı zaten Gülhane Hattı Hümayun'u. İlan eden Abdülmecit. Hazırlanmasında etkili olan devlet adamı Mustafa Reşit Paşa. Peki hocam tanzimat fermanında benim amacım ne? Bak değerli dostum kalemlerimi şuraya bıraktım. Arkadaşlarım Osmanlı vatandaşları çok farklı etnik ırktan, çok farklı mezhepten, dinden oluşmuyor mu? Evet. İşte bizim buradaki amacımız, amacımız din, dil, ırk ayırt etmeden herkesi bir çatı altında toplamak. Yani herkesi Osmanlı vatandaşlığı çatısı altında toplamak. Yani diyor ki burada Abdülmecit senin dinin, dilin, ırkın benim için önemli değil kardeşim. Sen yeter ki Osmanlı vatandaşı ol diyor. Yani Osmanlıcılık politikası dahilinde biz Tanzimat Fermanı ilan ediyoruz. Amacımız ne? Milliyetçilik etkisiyle azınlıkların isyan etmesini engellemek ve Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek. Dolayısıyla amaca baktığımızda birinci amacımız Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek ve Avrupalı devletlerin iç işlerimizde karışmasını engellemek. Karışmıyor mu Rusya? Karışmıyor mu İngiltere? Karışmıyor mu Fransa? Ben kendi içimdeki azınlıkları mutlu edersem Avrupalı devletlerin sözüne bakarlar mı? Bakmazlar. İşte ben de onları mutlu edeyim diye Tanzimat Fermanı ilan ediyorum. Ama dikkat etmenizi istiyorum. Avrupalı devletlerin iç işlerimizde karışmasını engellemek istiyorum ben burada. Fakat arkadaşlarım bunun ilan edilmesine neden olan bir olay var. Hani ben kendi valim olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile savaşıp yenilmiştim. Ve bu durum Mısır meselesine neden olmuştu. Çünkü Kavalalı Mısır valisiydi. Mısır meselesine neden olduğu için ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu olayı kendi içimde çözemiyorum. Bunu 1840 Londra konferansına topluyorum. Ve 1840 Londra konferansında ben neyi konuştum Mısır meselesini? Ben burada etkili olabilmek için bundan bir yıl önce tanzimat fermanını ilan ettim işte. Neden? Mısır meselesinin konuşulacağı Londra konferansında etkili olabileyim diye ilan ettim ben bunu. İlan edilmesinde etkili olan olay Mısır meselesi yani Londra konferansıdır değerli dostlarım. Peki hocam tanzimat fermanının bir şifresi var mı? Var değerli kardeşim. Tanzimat fermanının maddelerini incelerken bir şifreye ihtiyacım var. Şifren herkes herkes. Arkadaşım sana verilen maddede bu tanzimat fermanının mı ıslahat fermanının mı diye soruyorsa bak o maddede herkes sözcüğü varsa ya da herkes kastediliyorsa o tanzimat fermanının maddesidir. Ama daha sonra göstereceğim. Gayrimüslim vurgusu varsa o ıslahat fermanının maddesidir. Herkes sözcüğü varsa, herkes kastediliyorsa tanzimat fermanının maddesi. Bak şimdi Avrupa etkisine bir bakalım. Arkadaşlarım tanzimat fermanında Avrupa etkisi yoktur. Çünkü bu ferman Avrupalı devletlerin tavsiyesi üzerine, onların isteği üzerine ilan edilmedi. Biz bunu kendimiz ilan ettik. Avrupalı devletler bize hadi bakalım tanzimat fermanını ilan edeceksin demedi. Onların talebi yok. Biz kendimiz istediğimiz için bunu ilan ettik. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama ıslahat fermanında beni zorladılar. Gayrimüslimlere hak ver bakalım dediler bana. O yüzden ıslahat fermanında Avrupalı devletlerin etkisi var. Ama tanzimat fermanında Avrupalı devletlerin talebi Yok. Şimdi bu Tanzimat Fermanı'nın maddelerine bir bakalım. Tüm vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Kimin kimin? Tüm vatandaşların. Yani herkesi mi kastediyor? Evet. O yüzden bu Tanzimat Fermanı'nın maddesidir. O zaman yorum yapalım. Can güvenliği ve mal güvenliği sağlanmış mı? Sağlanmış kardeşim. Bakalım. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Arkadaşım hiç kimseye yapılmayacakmış bu. Yani herkes mi kastediliyor? E evet. E o zaman bu da tanzimat fermanının maddesidir. Yorumlayalım. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaksa eğer. Değerli dostlarım adalet sistemi daha iyi hale getirilmeye çalışılmış mıdır? Evet. Kanun üstünlüğü kabul edilmiş midir? Evet. Yani padişah önceden götürün gidin asın bu adamı diyordu ya. Şimdi yok öyle bir şey. İşte o yüzden tanzimat fermanı Hukuk üstünlüğünü gösterir bize. Kanun üstünlüğünü gösterir. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamaz. Öyle padişahın dudağının arasından çıkan şeyler artık hemen yapılmıyor. Yargılanmadan kimseyi cezalandıramazsınız kardeşim diyorum. Bak şimdi vergiler herkesin gelirine göre alınacak. Bak vergide eşitlik değil. Vergide adalet geldi adalet. Kime? Herkese. Herkes varsa tanzimat fermanıdır. Devam edelim. Herkes askere gidecek. Kim gidecek? Müslümanlar mı? Hayır. Herkes gidecek. Herkes. Herkes sözcüğü varsa tazimat fermanıdır. Ama başka bir açıdan da bakalım. Önceden Müslümanlar askere gidiyordu. Gayrimüslimler gitmiyordu. Gayrimüslimler askere gitmedikleri için cizye ödüyorlardı değil mi? Ha? İşte buna kızıyordu gayrimüslimler. Cizye mizye ödemek istemiyoruz diyorlardı. Tamam dedik. Tamam. O zaman herkes askere gidecek dedi. Yani askerlik ne oldu? Vatan hizmeti haline geldi değerli dostlarım Tanzimat Fermanı Bak cizye kaldırıldı demiyorum. Tamam? Cizye kaldırıldı demiyorum. Herkes askere gidecek dedim. Herkes var. Tanzimat Fermanı'nın maddesi oradan çıkarıyorum ve askere herkes gideceği için askerlik vatan hizmeti haline gelmiştir. Yani din, dil, ırk önemli değil. Osmanlı vatandaşı olman önemli demişimdir ben burada. O yüzden bu vatan hizmetidir. Bak şimdi herkes mal mülk edinebilecek ve miras bırakabilecek. Kim mal mülk edinebiliyor? Herkes. E o zaman herkes varsa bu tanzimat verme maddesidir. Ama şu açıdan da bakalım. Herkes mal mülk edinebiliyorsa bu özel mülkiyetin gelişmesini sağlamaz mı? Sağlar. Demek ki ne kaldırıldı? Müsadere kaldırıldı. Bak değerli dostum. İkinci Mahmut döneminde müsadere zaten kaldırılmıştı. Ama burada kanunlaştı, kanunlaştı. Anlaştık mı? Burada kanunlaştı. O yüzden ne diyor burada? Herkes mal mülk sahibi olabilecek ve miras bırakabilecektir diyor. Yani müsaade kanunla da kaldırıldıysa artık ne gelişir yorum yap ne gelişir? Özel mülkiyet gelişir. Devam edelim. Rüşvet ortadan kaldırılacak. Yani kimse kimseye rüşvet vermeyecek. Yani yine herkes mi kastedilmiş? Evet. O yüzden buradan bunu da Tanzimat Fermanı maddesi olarak alabilirim. Şimdi yolumuza neyle devam ediyoruz? Tanzimat Fermanı bitti. Islahat Fermanı ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biz sizlerle ne yapmıştık? Sizlerle birlikte Abdülmecit döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı'nı ve etki eden gelişmeyi ve maddelerini ele almıştık. Şimdi de ne yapacağız? Islahat Fermanı'nı ele alacağız. Lakin şurayı ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ya hocam yeter diyorsunuz biliyorum ama arkadaşlarım ne olur ne olmaz. Ben tekrar edeyim de. Bakın ikinci Mahmut dediğimiz adam vardı. İkinci Mahmut 1808-1839 yıllarında tahttaydı. Sonra Abdülmecit gelmişti. Abdülmecit 1839'da tahta geçti. Ve hemen geçtiği gibi tanzimat fermanını ilan etti. Zaten tanzimat fermanının içeriğini anlattım. Şimdi aynı Abdülmecit ne yapacak bir de? Islahat fermanını ilan edecek. Ve arkadaşlarım şimdi de ıslahat fermanını ele alacağız. Lakin bir bekleyin. Abdülmecit'in tanzimat fermanını ilanıyla başlayan ve... ikinci Abdülhamid'in meşrutiyeti ilanına kadar, ikinci Abdülhamid'in başa geçişine kadar süren sürece Tanzimat dönemi diyoruz. Tanzimat döneminde benim 3 tane padişahım var. Islahat ve tanzimat vermanlarını ilan eden Abdülmecit 1, 1861-1876 yılları arasında tahtta kalan Abdülaziz 2, 93 gün ile en kısa süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Sultan 5. Murat 3 değerli dostlarım. Bu 3 padişahı bileceğim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ıslahat fermanına geçiyorum. Hadi bir gelelim bakalım ne varmış burada. Arkadaşlarım Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanını gördük 1839. Şimdi ise neyi göreceğiz? Islat Fermanını göreceğiz. Bir bakalım. Islat Fermanına baktığımda arkadaşlarım... Burada Müslümanlarla Gayrimüslimleri kanun nazarında eşit hale getirmek istiyoruz aslında biz. Ne yapmak istiyormuşuz? Müslümanlarla Gayrimüslimleri kanun nazarında eşit hale getirmek ve tek toplum yapısı oluşturmaya başlıyoruz. Lakin bu ferman ile, ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere o kadar çok ferman veriliyor, şey hak veriliyor ki gayrimüslimler de şaşırıyor bu duruma. Gayrimüslimlere çok fazla hak verildiği için gayrimüslimler Osmanlı içerisinde Osmanlı devleti halifeliği barındırmasına ve bir İslam devleti olmasına rağmen gayrimüslimler Osmanlı içerisinde maalesef daha ayrıcalıklı hale gelmişlerdir değerli dostlarım. Buradaki amacımız neydi? Müslümanlar ile gayrimüslimleri dengelemek tek bir toplum oluşturmaktı. Yani Osmanlıcılık politikasıydı. Fakat biz gayrimüslimlere o kadar çok hak veriyoruz ki gayrimüslimler daha ayrıcalıklı hale geliyor. Peki bir bakalım. İlan eden yine Abdülmecit. Tanzimatı da o ilan etmişti, da o, ıslahat fermanı da o ilan ediyor. Peki hazırlanmasında etkili olan kişi, tanzimat fermanında etkili olan kişi Mustafa Reşit Paşa'ydı. Islahat fermanının hazırlanmasında etkili olan kişi ise Mehmet Emin Ali Paşa ve arkadaşlarım, Fuat Paşa adındaki iki kişidir. Mehmet Emin Ali Paşa ve Fuat Paşa ıslahat fermanının hazırlanmasında etkili olmuşlardır. Peki düşünce akımı? E biz tek toplum oluşturmak istiyoruz. Yine düşünce akımı? Osmanlıcılıktır değerli dostlarım. Peki amacımız ne hocam? Amacımız bakın. Amacımız biz bunu Osmanlıcılık düşünce akımı kapsamında yaptık mı? Evet e o zaman amacımız Osmanlı'nın parçalanmasını engellemek ve... Avrupalı devletlerin iç işlerimizde karışmasını engellemek. Avrupalıların iç işlerimizde karışmasını istemiyoruz. Biz zaten gayrimüslimlere hak veriyoruz. Siz bizim ülkemizdeki gayrimüslimlere karışmayın diyoruz onlara. O yüzden Avrupalıların iç işlerimizde karışmasını engellemek de ıslahat fermanının amaçları arasında yerini alır. Peki. Bir bakalım ilan edilmesine neden olan olay, tanzimat fermanını ben ilan etmiştim çünkü Mısır meselesinin konuşulacağı Londra konferansında Avrupalılara şirin görüneyim istiyordum. Burada ise arkadaşlarım ben Kırım Savaşı'nı yaptım 1853-56 yıllar arasında. Ve Kırım Savaşı'nın sonucunda Paris Konferansı, Paris Antlaşması imzalanmayacak mı? Evet işte burada arkadaşlarım Avrupalı devletlere şirin görünmek için gayrimüslimlere bir takım haklar veriyorum. Ki Paris Konferansı'nda ve Paris Antlaşması'nda Avrupalı devletler de beni desteklesinler diye. Anlaştık mı? O zaman tanzimatın ilan edilmesini etki eden gelişme Mısır meselesinin konuşulacağı Londra Konferansı'dır. Islahatın ilan edilmesinde etkili olan gelişme ise Kırım Savaşı'ndan sonra yapılan Paris Konferansı yani Paris Antlaşması'dır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gelelim ıslahat fermanının şifresine. Tanzimat fermanının şifresi herkes sözcüğüydü. Herkes sözcüğü varsa ya da herkes kastediliyorsa tanzimat fermanıydı. Ama ıslahat fermanının şifresi gayrimüslim sözcüğüdür. Neymiş? Gayrimüslim sözcüğüymüş. Arkadaşım gayrimüslim sözcüğü varsa ya da gayrimüslimler kastediliyorsa ıslahat fermanının maddesidir diyeceksin. Peki hocam. Tanzimat fermanında Avrupalıların etkisi yoktur demiştiniz. Islahatta var mı? Evet ıslahat fermanında Avrupalıların etkisi var. Avrupalılar bize diyor ki E ee Osmanlı Ver bakalım ya diyor şu Müslüm, gayrimüslimlere biraz hak ver diyorlar bize. Yani biz bunların bize bu cümleyi kurmasının ardından ıslahat fermanını ilan ediyoruz. Yani Avrupalı devletlerin baskısı var bizim üzerimizde. Tanzimatta yoktu. Biz onu kendimiz ilan ettik. Ama ıslahatta onlar bizi zorladılar. Dolayısıyla Islahat fermanında Avrupalı devletlerin etkisi vardır. Onların baskısı, onların talebi üzerine ilan edilmiştir. Şimdi gelelim ıslahat fermanının maddelerine. Bir bak şimdi gayrimüslimlere devlet görevlerine girme hakkı verildi. Devlet görevlerine girme hakkı verildi. Bir gayrimüslim diyor o zaman ıslahat. Gayrimüslimlere askerlik yapma hakkı verildi. Gayrimüslim diyor. Bak. Yine ıslahat fermanı 2. Gayrimüslimlerin askeri okullara girmesine izin verildi. Demek ki yine gayrimüslim diyor ıslahat fermanı. 3. Bak. Arkadaşım, gayrimüslimler devlet görevlerine girme konusunda, askerlik yapma konusunda, askeri okullara girme konusunda Müslümanlarla aynı haklara sahip olmuşlar. Müslüman neyse gayrimüslim de o. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu kadar çok gayrimüslim vurgusu varsa ıslahat fermanıdır. Devam edelim. Ben size ne demiştim tanzimat fermanında? Aske, herkes askere gidecek demiştim. Yani askerlik vatan hizmeti oldu demiştim. Ama gayrimüslimlerin askere gitmemeleri karşılığında ödedikleri bir vergi vardı. Cizye vergisi. O kalkmış mıydı? Hayır o kalkmadı dedim. Sadece herkes askere gidecek demişlerdi ama herkesi askere alamadılar ki. Neden? Çünkü gayrimüslimler tepki gösteriyor. Gayrimüslimler önce diyordu ki biz cizye vergisi vermek istemiyoruz dediler bize. Biz de Tanzimat Fermanı'nda o zaman herkes askere gelecek dedik. Bu sefer de diyorlar ki biz askere de gitmek istemiyoruz. İyi ya ne güzel. Değil mi? Bakın cizye vergisi kalkmamıştı orada. Ama burada burada ne oldu biliyor musunuz? Cizye vergisi kaldırıldı. Cizye vergisi kaldırıldı. Bir gayrimüslim isterse askere gider. İstemiyorsa askere gitmiyorsa onun yerine tek bir seferliğine bir vergi öder. Bir kereliğine öder. Yani tam manasıyla cizye kaldırılıp yerine tek seferlik bedel yani bedelli askerlik getirildi. Tam manasıyla bedelli askerliktir bu. Tamam mıyız? Tamamız. O zaman askerliğin vatan hizmeti haline gelmesi derse Tanzimat fermanı diyorsun. Ama cizye vergisinin kaldırılması derse Islahat fermanı diyorsun. Aman dikkat. Çünkü cizye yerine burada tek seferlik bir bedel getirildi. Gelelim başka bir konuya. İltizam usulüne son verildi. Arkadaşlar iltizam neydi? İltizam sistemi benim toprağı kiralama yöntemim değil miydi? Ve ben o toprağı bir mültezime veriyordum. O mültezimden 100 bin altın alıyordum. Ve o mültezim gidip benim onla vergisini istediğim topraklarda oradaki halka tarım yaptırıyordu ve oradan 150 bin altın kazanıyordu. Ve 50 bin kendi yanına kar kalıyordu. 50 bin kazansın diyorduk. Ama mültezim, mültezim arkadaşlar çığırından çıkmış. Mültezim zulümkar, mültezim gaddar. Mültezim diyor ki ben 100 bin altın verdim Osmanlı'ya. Bana en az 250 bin altınlık tarım yapacaksınız diyor. Arkadaşım nasıl yapsın millet? Senin tarlandan o kadar ürün çıkmıyor ki. Yapamayınca ne yapıyor? eziyet ediyor. İşte o yüzden mültezimlerin eziyetine son vermek için iltizam usulüne burada son verildi değerli dostlarım. Gelelim başka bir konuya. Bak şimdi. Diyor ki madde gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmeyecek diyor. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece şifre biliyorsun. Gayrimüslim vurgusu var. Hangi ferman? Islahat fermanı. Ama olaya başka bir açıdan da bakalım. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmeyecekmiş. Osmanlı halkı buna çok tepki gösteriyor. Diyor ki Osmanlı. Ya ya çok iyi ya diyor. İyi diyor. Gavura bile gavur demeyelim diyor. Ama gevur küçük düşürücü bir sözcüktür değil mi? O yüzden gevur sözcüğü de yasaklanmıştır. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. Gayrimüslimler de Osmanlı'da mal sahibi olabilecek. Değerli dostlarım bakın gayrimüslimler ayrıcalıklı hale gelmeye başladı toplum içerisinde. Biz Müslümanla gayrimüslimleri eşitlemeye çalışıyorduk. O işte tanzimat fermanında zaten eşitlemiştik. Ama ıslahatta artık eşitleyeceğiz diye gayrimüslimleri daha tepe noktaya çıkardık. Gayrimüslimler de Osmanlı'da mal sahibi olabiliyorlarmış. Gelelim. Azınlıklar. Azınlıklar derken kimi kastediyor? E yine gayri Müslümleri kastediyor. Azınlıklar il genel meclislerine üye olabilecek. Arkadaşım il genel meclisine üye olmak siyasi bir hak mı? E evet. E o zaman değerli dostum gayrimüslimlerin yani azınlıkların aldığı ilk siyasi hak neredeymiş? Islahat fermanındaymış. Neymiş o siyasi hak? İl genel meclislerine üye olabilmekmiş. Buna dikkat ediyorsun. Gayrimüslimlerin aldığı ilk siyasi hak ıslahat fermanında il genel meclislerine girme hakkı olmuştur. Şuna dikkat ederim. Mahkemeler halka açık, adil yargılama şeklinde yapılacak. Bak hem halka açık yapılacak hem de buralarda adil yargılama yapılacak. Bak sen ıslahat verme böyle bir madde koyuyorsan demek ki bundan önceki süreçte halka kapalı yapıyordun bir ve her zaman da adil davranmıyordun iki yorumunu yapacaksın. Demek ki adalet daha iyi uygulanmaya çalışılmıştır yorumunu yapar mıyım yaparım. Devam edelim. Gayrimüslimlerin şahitliği kabul edilecek. Arkadaşım bundan öncesinde gayrimüslimlerin şahitliği kabul edilmiyordu. Artık gayrimüslimler de mahkemelerde şahitlik edebiliyormuş. Gayrimüslim diyor o zaman ıslahat fermanı. Herkes kendi dininde yemin edebiliyormuş. Ha, önceden öyle değildi. Önceden vallahi billahi diyordun. Değil mi? Kendi dininde yemin edemiyordun. Şimdi gayrimüslimler de kendi dinlerinde yemin edebiliyorlarmış zaten Müslümanlar edebiliyordu. Dolayısıyla gayrimüslim vurgusu var mı yine? Var arkadaşım. Bak, gayrimüslim vurgusunu sen çıkaracaksın burada. Buraya dümdüz bakarsan herkes sözcüğü var. O zaman Tanzimat Fermanı dersin. Hayır. Bak yorumla burayı. Herkes kendi dininde yemin edebilir. İyi de bundan önce zaten Müslümanlar ediyordu ki burada kime ayrıcalık verilmiş aslında gayrimüslimlere verilmiş. Onlara da demişiz ki siz de kendi dininizde yemin edebilirsiniz demişim. Yani hakkı kime vermişim aslında ben burada gayrimüslimlere. O yüzden gayrimüslim vurgusu var o yüzden ıslahat fermanı. Anlaştık mı anlaştık? Hapishaneler ıslah edilecek. Eziyet ve işkence kaldırılacak değerli dostlarım. Bu zamana kadar Osmanlı içerisinde hapishaneler çok iyi konumda değildi. Eziyet ve işkence yok muydu? Vardı. Bunlar kaldırılacak diyoruz. Kaldırılıyor mu? Hayır arkadaşlarım. Burada maalesef kraldan çok kralcılar var. O yüzden hapishanelerde eziyet ve işkence belli bir süre daha devam ediyor maalesef. Her cemaat kendi milli dilinde bak kendi milli dilinde yani her dini grup kendi milli dilinde eğitim yapabilir. Örneğin ülkemdeki Ermeniler kendi milli dillerinde okul açabilirler ve eğitim yapabilirler. Süryaniler kendi milli dillerinde yani Süryanice olan bir okul açabilirler, bir Süryani okulu kurabilirler ve kendi dillerinde eğitim yapabilirler. Zaten bu arkadaşlar Müslümanlara vardı bu hak. Burada hak aslında kime veriliyor? Gayrimüslimlere veriliyor. Anlaştık mı? Yani şuna dikkat et değerli dostum. Sana verilen herkes ve gayrimüslim sözcüklerini gördüğünde hemen sazan gibi atlamıyoruz. Buraya bir sazan eklemenizi istiyorum. Bu sazan gibi akla atlamıyoruz. Neden? Bizi kandırabilirler. Onu yorumlayacağız, yorumlayacağız. Orada gerçekten ne kastediliyor? Anlaştık mı? Adam diyor ki herkes kendi milli dilinde eğitim yapabilir diyor. Ya zaten ben yapabiliyordum. Orada herkes var diye onu tanzimata almayacaksın hemen. Ben zaten yapabiliyordum. Burada hak kime verilmiş aslında? Gayrimüslimlere verilmiş. O yüzden ıslahat fermanı diyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık değerli dostum. Herkes ve gayrimüslim sözcükleri sana zaman, çoğu zaman soruyu çözdürür. Ama bazen böyle hillik de yapabilirler. Orada dikkat ediyorsun. Değerli arkadaşlarım dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sultan Abdülmecit'in tanzimat ve ıslahat fermanlarını gördük. Şimdi Sultan Abdülmecit'in ıslahatlarını görecek tek tek. Anlaştık mı? Göreceğiz tek tek.